Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 2 dakikada öğren, 1 dakikada çöz serimize başlıyoruz biyoloji dersimizde. Şimdi bakalım bugün ne öğreneceğiz? Bugün hücresel yapı bakımından canlılardan bahsedeceğiz. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırabiliyorduk. Bizim bir prokaryot hücre yapısına sahip olanlarımız, bir de ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız vardı. Hocam prokaryotla ökaryotun farkı ne, ortak olanları ne derseniz de prokaryotlarda da DNA, ökaryotlarda da DNA mutlaka ortak olarak bulunacaktı. Bundan sonra nükleik asitlerden RNA hem prokaryot hücre yapısına sahip canlılar hem de ökaryotlarda bulunacaktı. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom adını verdiğimiz organelde tüm canlılarda bulunacaktı. Bunun haricinde bakacak olursak sitoplazma tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Onun haricinde hücre zarı da tüm canlılarda ortak olarak bulunacaktı. Yani hangi canlı olursa olsun DNA'sı, RNA'sı, ribozomu, sitoplazması ve hücre zarı olacak. Peki prokaryotla ökaryotun arasındaki fark ne? Prokaryotlar çekirdeksiz, yani DNA'sının etrafı bir zarla çevrili olmayan hücrelerdi. Ökaryotlarda ise DNA'nın etrafında mutlaka bir zar bulunacak. O yüzden ökaryot hücrelere çekirdekli hücreler ismini de verebileceğiz. Zarlı organel olarak öğrendiğimiz endoplazmik retikulum olsun, Golgi olsun, mitokondri olsun, bu organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda asla bulunmayacak. Hatta geçen sene üniversite sınavında da bu ikisinin arasındaki farkla ilgili bir soru karşımıza çıktı. Biz canlıları diğer ünitemizde de alemlere ayıracağız. Canlılar 6 tane aleme ayrılır diyeceğiz. Bakteriler aleminde ve arkeler alemindeki canlıların prokaryot, protistler dediğimiz alemdekilerin, bitkiler alemindekilerin ve mantarlar alemiyle son alem hayvanlar alemindeki canlıların ise ökaryot olduğunu bileceğiz gençler. Geldik sorumuza. Bir hücrenin aşağıda verilen yapılarından hangisine sahip olmaması hücre yapısının belirlenmesi için yeterli bilgi verir diyor. Şimdi baktığım zaman sitoplazma canlı hücresel yapı bakımından ya prokaryot ya da ökaryot olacak. Sitoplazma ikisinde de ortak olduğuna göre, yani prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Onun haricinde protein sentezinin yapıldığı ribozom organeli prokaryotlarda da var, ökaryotlarda da var. Kalıtım maddesi ile kastettiğimiz şey DNA'dır. DNA da tüm canlılarda bulunacak. Ökaryotlarda çekirdeğin içinde, prokaryotlarda sitoplazmada serbest halde diyeceğiz. Zarlı organel dediğimiz zaman ise sadece ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda zarlı organeller bulunabilir. Prokaryotlarda zarlı hiçbir organelimiz yok. Yani cevabımız deniz diye düşmüş oldu. Hücre zarı dediğimiz zaman o da prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunuyordu. Böylelikle geldik ödüllü sorumuza. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum.